Serinin 5. videosu. Hoş geldiniz. Önce bir girizgah yapalım, dur. Evet, hoş geldin. Her an dönebilir devran. Kervan, bu gece de kervan. 4 tane dersi yedin, yaladın, yuttun. O yüzden buradasın değil mi? Yediğini, yaladığını, yuttuğunu zannediyorsan ve hala yiyip yalayıp yutmamışsan kaybol. Önceki derslere git, sonra gel. Böyle stekleme konuları üst üste. Bugün çünkü çılgın bir şey anlatacağım. En son Will'den bahsettim. Biraz sinirlendim. Polemikler yarattım. Küfürler ettim. Yapacak hiçbir şey yok. Sıradaki konumuz ise Ken. Tamam mı? Ken çok sevimli. Senin günlük hayatta çok fazla kullanmak zorunda kalacağın. Aynı Will gibi bir yardımcı olan bir yardımcı. Bu bir yardımcı. IUV ile HeSheet'ten hemen sonra bunu kullanman gerekiyor. Nerede kullanman gerekiyor? Ken kendisinden sonra bir Mac Maklu istiyor. Go, come, swim, run, walk gibi. Sonra Mac ya da Maklu biten bir şey istiyor. Ve öyle yok ben buna ING takayım. Yok ikinci, üçüncü halini kullanayım falan. Öyle zıvıdık işler yapmayacaksın. Ken'den sonra go sa go, come sa come, run sa run olduğu gibi kullanacaksın. Ken bu senin sonrasına kattığın Mac Maklulara ebilir, abilir anlamı katıyor. Ebilir abilir. Yani go gitmek demekse can go gidebilir. Run koşmak demekse can run koşabilir. Swim yüzmek demekse can swim yüzebilir oluyor. E başına da IUV'de HeSheet'te koyuver da kardeşim değil mi? Onu da bir şey yapmayalım yani. Can'le biz yapabildiğimiz şeylerden bahsediyoruz. Mesela arkadaşın akşam havaalanına gidecek, yurt dışına çıkıyor, gezecek, çocuğun parası var. Sen de fukara olduğun için ona eşlik edemedin ama şöyle bir sıkıntı var. Araba bir tek sende var, bu ustada yok. Sana diyor ki ya kanka akşam beni atsan mı? Sen ne diyeceksin ona? Ya biraderim, I can take you. Take ne demek? Nah almak demek. Buraya bir çiçek. Nah almak demek. Take, götürmek anlamında da kullanılıyor. Bunları da zaten biz anlatıyoruz ama kime? Kime de biz iyice ipin ucunu kaçırdık. Sadece eğitim kamplarında falan anlatıyoruz yani. Neyse. I can take you. Ya oğlum ne ağlıyorsun biraderim? I can take you. Ben seni götürebilirim. Sıkıntı yok. Ha yok kardeşim. Vallahi hiç kusura bakma. Benim işim gücüm var be birader. Yani yanlış anlamazsan diyeceksen. Kusura bakma birader. Vallahi benim işim gücüm var. Hanım kızar. I can not take you. Ben seni hiçbir yere götüremem yani. Kusura bakma. Git başkasından dilen diyeceksin. Tamam mı? Ben yapabilirim. Problem yok. I can take you. Ne var bunda kardeşim? Ayıp ettin. Aramızda lafı mı olur? I can. Yapabilirim. Ama yo ben bunu beceremem. Yapamam diyeceksen I can not take you. Hiç kusura bakma. Ben yapamam diyorsun. Şimdi bu can'in olumsuz halini I cannot ya da I can't ifadesini do ile çok karıştırıyorsunuz. O yüzden hemen iki örnek yazacağım ve bu işi de sizin için halletmiş olacağım. Hatta bak böyle bir de şeklimizi koyarız. Ha, she'de hocam doesn't olmayacak mı diyenler şuraya el sallayabilir. She don't. Biz böyle konuşuyoruz kardeşim. Tamam mı? Biz Bruno Mars, Rihanna, işte Lil Wayne, Kanye West falan bunlar nasıl konuşuyorsa öyle konuşuyoruz. İşine geliyorsa. Bizde doesn't, doesn't falan şeyler yok. Kusura bakma. Ha iddia ediyorsan yanlış konuşuyorsun, salak öyle öğretemezsin falan diyorsan da yine ne yapabilirsin? Şuradan bir resim çekeyim. Şak. Buradan resmini de alırım senin. Hiç kusura bakma kardeşim. Biz olabildiğince basit öğretmeye çalışıyoruz ve bu da yanlış bir şey değil. Bunun da kanıtları mevcut. Ben size bunları gösterebilirim. Yani she don't, he don't, it don't diye sana trilyon tane müzik, trilyon tane dizi kesit sahnesi, trilyon tane talk show programında bunların söylendiğini falan gösterebilirim. Sen işine bakabilirsin. Şimdi FK language özel harekat. Size dönüyorum abi. She don't speak. Ne demek bu? Ayşe konuşmaz. Bak. Genel olarak konuşmuyor yani. She don't speak. Konuşmuyor ya, manyak mıdır nedir ya? She can't speak dersen konuşmuyor değil, konuşamıyor. Oradaki amıyor olmadı hiç ama A harfi çok şey değiştiriyor. Konuşamıyor, konuşmuyor. Şimdi konuşmuyorsa genel olarak konuşmuyordur. Bunun tercihidir ama she can't dersen beceremiyor. Yazık, konuşamıyor. Fransızca konuşamıyor. Ne yapsın yani? Ama she don't speak konuşmuyor. Hani biliyor ama konuşmuyor, yapmıyor. I don't work. Ben çalışmıyorum abi. Para var. Babamdan 20 tane daire kalmış. Çatır çatır kirasını yiyorum. Ah benim Allah'ım sen duayı biliyorsun. I can't work dersen çalışamıyorum yani elimde değil. İş bulamıyorum. İş beğenmiyorum. Z kuşağı bak lütfen abi iş falan beğenmemeye kalkıyorsunuz. Yapmayın kardeşim. Yapmayın. Elini cebine at, o telefonu çıkar, bak markasına modeline bak. I can't work. Yapamıyorum. Çalışamıyorum. Elimde değil demek oluyor. Tamam. Bu konuyu da çözmüş
bulunuyoruz. Şimdi bunun bir de eşantiyonu var aslında, be able to diye, ama ben size onu anlatmayacağım. Çünkü bunu dillendiriyorum, be able to diye eşantiyonu var, can yerine kullanılabilir falan, ama konuya girmeyeceğim. Çünkü hemen alta yazıyor, kendi işte be able to da var, could da var, burada. Ya kardeşim ne be able to? Senin bunlar İngilizce konuşurken asla ama asla kullanmayacağın şeyler. O yüzden ben sana ıvıdık zıvıdık bilgi anlatmayacağım. Senin vaktinden yemeyeceğim. Kendine yapabildiğiniz veya beceremediğiniz, yapamayacağınız, yapamadığınız şeylerden bahsediyorsunuz. 1. 2. Kendine hani bu olabilir ya, yani yaşanabilir bir ihtimalden de bahsedebilirsin nadir bir şekilde. Mesela arkadaşın nereye gidecek? İşte New York'a ya da ne New York'u? Londra'ya gidecek, tamam mı? Tam bu vakitler, sonbahar atıyorum. Londra'ya gideceğim. Sence kanka ne yapayım? Kıyafet hani polar mı alayım, ne alayım falan? Alın bak, yağmurluk al. Çünkü ne diyor? It can rain a lot in London. Londra'da çok yağmur yağabilir birader. Hani orası böyle bizim Trabzon gibi bir yer Londra zaten. Ben sadece 5 kere gitmiş gibi konuşuyorum da hani orada öğrencilerimiz, eşimiz, dostumuz anlatıyor. Londra'da çok yağmur yağabilir. Sen bir de raincoat al kendine. Bak yeni bir kelime öğrendim. Raincoat. Coat. Raincoat var mı bizim Instagram'da? Var. Döner koyayım. Her masada varız. Şak hadi buraya. Yürü. Quizleri falan kaçırıyor bunları yarısı. Haberleri yok. Quizler yapıyoruz. Kelimeler öğretiyoruz. Daha raincoat'u öğretmiş size adam. Bir ihtimalden bahsederken kullanabilirsin. Bir şey isterken veya bir izin alırken kullanabilirsin. Nasıl? Mesela can I take this? Ya şunu alabilir miyim? Mesela atıyorum Londra'da küçük bir pub'dasın böyle. Hani kıza yanaşacaksın, yanaşamıyorsun. Salaktan sandalyesini falan alabilir miyim? Ayağına belki konuşuruz niyetiyle. Gidip yanına ne diyorsun? Can I take this? Ya şunu alabilir miyim ya? O da sana ne diyecektir? Yes you can ya da no you can't. Al. Ne yapıyorsun sen? Diyecektir. Ama genelde Avrupalı kızlar yapar mı böyle şeyler hocam? Asla. Onlar teklif ediyor diyorlar. Doğru mu? Kesinlikle. Şaka yapıyorum ya. Sen herkese gitmiş. Ben göteye girdin mi? Yakında. Videolarımızdan sonra hocam. Ben göte sınavına girip Almanya'ya gidip teklifleri aldım abi. Ben değerlendirmek istiyorum kendimi bu konuda. Nereye gidilmeli hocam böyle bu tarz şeyler için Almanya'da? Berlin. Kesinlikle. Doğu batı? Kesinlikle. Batı daha iyi. Batı daha iyi. Tamam. Adana'nın da hocam kuzeyi çok iyi. Güneye gitme. Öyle diyor. Tabii. Bir şey izin istedik. Can I take this? Yani alabilir miyim? Burada da ne diyor? Bak bir şey rica ediyorsun. Can you open the store? Yani dükkanı açabilir misiniz artık? Yani 5 saattir iPhone 15 Pro bilmem ne Max bekliyoruz yani burada. Burada da hani adama can you open? Sen yapabiliyor musun? Dükkanı açabiliyor musun? Yani açabilir misin? Böyle nazik, kibarca rica ediyorsun. Anladın mı? Can'in kullanım alanları bunlar. Sen ne yapacaksın? Can'i artık bu saatten sonra beynine kazıdığın gibi diline de kazıyacaksın. Tık tık ne? Bir şey tık etti. Evet, anladım. Tık tık dedi. Kendinden bu kadar. Dediğim gibi bak konuları böyle anlamadan geçip steklemeyin. Üst üste bindirmeyin. Konuyu anla. Bol bol konuşmaya çalış. Cümleler kur. I can run. You can swim. We can watch a movie. Netflix'ten chill falan, anladın mı? Konuş. Şu oral yapını İngilizce'deki seslere biraz alıştırmaya çalış. Ne kadar konuşursan o kadar iyi olur. The more you speak, the more you get better. Ne kadar konuşursan o kadar iyi hale gelirsin. Tamam? Sizleri seviyorum. Ne yapıyorsunuz? Instagram'a girin. Bak raincoat'u adam paylaşmış. Bakmamışsın. Bilmiyorsun. Ya yani bu cehaleti yenmek için hemen Instagram'a atla. Yani sormak istediğin, söylemek istediğin bir şey varsa iyi ya da kötü. Kötü şeyler yazmayın lütfen. Ben çok sinirleniyorum. Canım sıkılıyor. Ondan sonra cevap vermeye kalkıyorum. Yorumlarda iletebilirsin. Biz onlara bakıyoruz, okuyoruz ve cevap veriyoruz zaten. Kafana takılan bir şey varsa yorumlara yaz. Videodan da bir şeyler, bu dersten bir şey öğrendiysen de bir tane şöyle pıt diye like bırakırsan olur. Beğenmediysen dislike atma. Kapat git, tamam. Böyle şeyler yap. Görüşürüz. Bay bay. Ciao.